Bütün günah bende. Şimdi aradan geçen zamanlardan, çekilen acılardan sonra o günleri düşündükçe nasıl boş, nasıl manasız bir hayatın içinde ziyan olduğumu anlıyor, daha çok pişman oluyorum. Lakin o pırıltılı, o hızlı hayat benim gibi bir kenar sem çocuğunun başını döndürecek kadar güzeldi. Güçlü kuvvetliydim, bıçkın ve ataktım, ekmek elden, su gölden yaşamaya bayılıyordum. Şarkıcı, dansöz kadınlar, içki, kumar, her türlü eğlence içinde bana rüya gibi gelen bir alemdeydi. Kadınlar bir dediğimi iki etmiyorlar, bana para sıkıntısı çektirmiyorlar. Doğup büyüdüğüm semt, annem babam, beni tanıyanlar, arayanlar, sevenler aklıma bile gelmiyor. Murat'tan hiçbir haber yok mu teyze? Bu ara iyiden iyiye gelmez oldu. Babası benden beter, öfkeli, üzgün. Sanki çok uzaklara gitmiş gibi. Aynı şehirde değilmişiz gibi. Aklımın ucundan geçmezdi böyle olacağı. Sağlık olsun. O iyi olsun, rahat olsun da... bizleri varsın, unutsun. Sizinkiler iyi mi? İyiler şükür. Selam söyle. Akşamüstü uğrayıveririm belki. Buyurun, bekleriz. Allah'a ısmarladık. Güle güle canım. Merhaba. Oh, hoş geldin Semih. Kaç gündür arayamamıştım. Hepinizi bir göreyim dedim. Çok iyi ettin. Buyurmaz mısın? Hı hı. Ne zahmet ettin evladım. Rica ederim, vazifem. Belhüdar ol, vallahi öz oğlum olsa senin kadar sevemezdim. Pek hakikatli, pek insaniyetli çıktın. Hiç ummazdık doğrusu. Annemle hep seni konuşuyoruz. Ya. Mahcup ediyorsunuz beni. Böyle büyüteceğiniz kadar ne yapıyorum ki? Her zaman arıyorsun. Elimiz darlaşsa imdadımıza koşuyorsun. Bu zamanda kimden kime vefa var? Bir kahve içer misin? Sorulur mu? Nilüfer'e şöyle pişirsin, hepimiz içelim. Evde mi Nilüfer? İçeride dikiş dikiyor. Geldiğimi duymadı mı? Duymaz olur mu hiç? Nezaketi, terbiyeyi öğretemedik gitti. Misafire bir hoş geldin demesini bilmez. Üşenir tembel. Hiç bile. Lütfiye teyze ile kapı önünde bıdı bıdı konuşmasını iyi bilir. İşlerin iyi mi? İyi diyelim. Fabrikayı büyütüyoruz. İnşaata başladık. Bir ithalatçı firmayla da ortaklık kuruyoruz. Tüh tüh, nazar değmesin. Ama değmez katiyen. Allah gönlüne göre veriyor. Sağ olun. Rahmetli babacığın sağ olsaydı da bugünleri... oğlunun nasıl büyük bir adam olduğunu bir görseydi. Annem yaşasaydı bari. Açma hiç, hala matemim var. Vallahi hemşirenmiş gibi severdim. İkisi de nur içinde yatsın. İnsan saçını başını tarar, üstünü değiştirir, gelir, hal hatır sorar. Nasılsın Nilüfer? Teşekkür ederim, iyiyim. Hazırlan, Leyla'ya da söyle, hepinizi götürmeye geldim. Nereye? Şöyle boğaza doğru gideriz, sahilde yemek yeriz diye düşünmüştüm. Ömrüne bereket, pek iyi olur. Siz gidin, benim akşama yetişecek dikişim var. Nilüfer, kız sana söylüyorum. Görüyor musun? Sonra bir de bilen bilmeyen şu nankere üvey analık yaptığımı söyler. Eskiden beri dik kafalıdır zaten. Bizlere neler çektirdiğini bir bilsen, bir dakika tutmazsın vallahi. Anasına çekmiş, südü bozuk domuz. Saymayız bunu, yine bekleriz. Mutlaka gelirim. Ama beni kırmazsanız. Deniz kenarına indim, romatizmalarım daha beter azıyor. Yoksa gezmek sayende bir yerler görmek istemez miyim hiç? Sizler gidin eğlenin. Allah'a ısmarladık. Güle güle yavrum. Açıkça konuş bugün, fırsatı kaçırma. Olur. Akşama pek geç kalma. Kalmam. Hadi, göreyim seni. Merak etme.
Sözü uzatıp sana yalan söyleyecek değilim. Nilüfer'i seviyorum. Feci tutkunum anlatamam. Biliyorum. Senelerdir böyle bu. O kadar kadın, o kadar macera Nilüfer'i unutturamıyor bana. Bizi aramanın, sık sık gelmenin, yardımlar etmenin sebebi de bu zaten. Öyle. O da biliyor bunu. Kaçıyor benden. Tersliyor, küçümsüyor. Büsbütün çıldırtıyor beni. Evlenmeliyiz. Bana yardım etmelisin. Elimden geleni yaparım sana. Ben de bu iyiliğinin altında kalmam, merak et. Hiç şüphem yok. Her şey karşılıklı olmalı. Yoksa ne diye yardım edeyim sana? Bulunmaz kızım. Böyle açık açık konuşmana bayılıyorum. Biraz da seni anladığım, halini üzüldüğüm için yanındayım. Ben de seviyorum. Sevdiğim adam da beni istemiyor. Semte bile uğramıyor. Murat değil mi? Evet, ama bekleyeceğim. Nasıl olsa dönecek ve bir gün benim olacak. Aşkı kapalı kalbim, darılma sen sevgilim. Artık susturdum onu, çünkü gelmiyor sonu. İstersen sevişelim, günü düğün edelim. İstemiyorsan eğer, verme sözüme değer. Tanışın kumral esmer, hepsi de ayrı güzel. Bir tekim de duramam, artık hayal kuramam. Adım çapkına çıkmış, kim der ki aşktan bıkmış. Ben aşkın hastasıyım, her gün bir başkasıyım. Bükme dudaklarını, uzat yanaklarını. İnanma aşka sakın, gelse de akla yakın. Sevgi tuzlu bir sudur, içenleri kavurur. Serinlemek isteyen denizlerde boğulur. İnanma aşka sakın, akla gelse de yakın. Bahtiyardan örnek al, bir yılda dört mevsim var. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Gözüm gönlüm bu yıldızlıydı. Tutkun olduğumu biliyor ama iş ve cilve yaparak kaçıyor, hiç yüz vermiyordu. Aklıma koymuştum, bir gün elbet kollarıma düşecek durdu. Çok değiştin sen. Sana söylüyorum. Bir tuhaflaştın, aklın fikrin başka yerde. Kimi düşündüğünü biliyorum. O yıldız denen şıllığa için gidiyor. Çalıştığı yerde görüyorlarmış seni. Seyrederken kendinden geçiyormuşsun. Sabah sabah başlama gene. Hayır desene, yok böyle bir şey desene. Böyle sigaya çekme beni, bozma kafamı. Hele bir numara yapmaya kalkışsın, parçalarım o süpürücüyü. Biliyorsun Murat, bitiyorum. Ölüyorum senin için. Aramıza giren olmasın hayat. Bir tanem, bir sevgilim, canım. Kendime yıldızı dert ederken asıl felaketimin farkında değildim. Beni uyuşturmuş olan bu hayattan çekilip gitmeyi aklımdan bile geçirmiyordum. O karışık düzen, o 80 türlü dümenle yürüyen hayat benim gibi nicelerinin başını yemişti. Ve o gece umulmadık bir hadise aklımı başıma getirdi. Başım belaya girmişti ama gene de şanslıydım. Semra'yı çalıştığı gazinodan almaya gittim. Her zamanki gibi programını bitirdiğini, patronun odasında olduğunu söylediler. Haftalığım bu. Al, güle güle harca. Sağ ol. Bu ne? Biliyorsun. Sen de biliyorsun. O dediğinde yokum ben. Sana keseyim, tutkunum. O kadar ilanı, reklamı niçin yapıyorum? Niçin en fazla yövmeyi sana veriyorum?
Yüz göz olmayalım. Burada çalıştığıma pişman etme beni. Sabrım tükendi Semra. Murat'tan memnunum şimdi. O sülük senin kanın emiyor aptal. Aklını kullan. Kat alırım sana. Bankada paran, altında araban bile olur. Bırak beni, bırak! Dinle beni Semra! Bırak diyorum sana! Dinle diyorum, bir dakika! Semra! Bırak! Murat! Yeter tatlım, gidelim buradan. Adam mısın lan? Semra iyi beslemiş seni. Karı parası yaramış. Lafını bil ulan, daha beter ederim yoksa. Dur Murat, yapma. Gidelim buradan. Halil, Necmi, Turgut, koşun çevirin o ergeli. Bozulup dövdüm ama herif haklı galiba. Haklı mı? Çok kodu bana dedikleri. Nusret gibi aşağılık bir herifin bile bana söyleyecek lafı olsun ha. Bir de delikanlı geçiniyoruz. Aslında bir alt değiliz be. Bozulduğun şeye bak, deli misin sen? Yoksa ben aptal mıyım? Boş yere para yedirir miyim? Helal olsun sana. Üsteleme, kes sesini. Hey, dur da konuşalım. Sana bir çift sözümüz var. Patrona ne söylediysen tıpkısının aynısı. Bulaşmayın, oldu bitti o iş. Bir daha yüz yüze gelecek değiliz. İyi ya, helallaşalım. Yanlış adama tosladın. Cami duvarına işedin. Bir sıra gelmeyin. Alın voltanızı. Çabuk git polise telefon et. Necmi çekti önce. Murat da kurtulabilmek için bıçağı elinden aldı, sonra da... Kim bu Murat? Nereye kaçtı? Şey, bilmiyorum. Uçuverdi sanki. Şey... Şu tarafa gitti. Kim o? Benim baba. Murat, oğlum! Gel yavrum. Lütfiye, koş, koş, bak kim geldi! Kalacak mısın? Gelmiş, canım gelmiş, aslan evladım. Kalacakmış. Oh, temelli mi döndün? Aslan oğlum benim. Odan yatağın olduğu gibi duruyor. Aç mısın yavrucuğum? Değilim anacığım, sağ ol. Sen de sağ ol evladım. Dualarım, adaklarım kabul oldu nihayet. Çok şükür. Biliyordum zaten. Ana çekmiş oğlum, helal süt emmiş. Elbet gelecekti. Biz fazladan üzülüp dertlendiydik. Uyku tutmaz beni bu gece. Koşup herkeslere haber veresim geliyor. Her duyan sevinecek. Hele en çok Nilüfer sevinecek. Bizler kadar sevinecek. Yeter. Var mı üstüme, uyuyacağım. Dediğimi kabul etmezsen sana ne uyku var bundan sonra ne rahat. İstemiyorum, zorlan mı? Nankör, hain. Böyle konuşma. Elime kaldığın zaman bacak kadardın. Sana anasızlığını bir gün bile hissettirmedim. Öz kızım gibi büyüttüm. Benden daha çok senin üstüne titredi. Seni sevdi. Şunu da iyi bil ki baban öldükten sonra istesem seni tutmazdım bu evde. Thank you.
sokak kızı olurdun, Ziya Sebil olurdun. Olurdun tabii. Bizim hiçbir şeyimiz değildin. İstesek bakmazdık sana. Kardeş sayılırız seninle. Sen böyle konuşma bari. Sen de mecbur etme bizleri. Evlen Semih Bey'le, olsun bitsin. İstemiyorum. Genç adam, yakışıklı adam, çok da zengin. Fabrika, apartman, araba, para. Peri kızı gibi yaşayacaksın. Sanki layıkmışsın gibi. Leyla'cığımı sevsin, istesin diye neler yaptım ama... ...sana gönül vermiş. Ne çare? Zorla olmaz bu iş. Sevmiyorum, istemiyorum. Yapamam. Anlayıverin. Delisin sen. Böyle bir kısmeti bir defacık rüyasında gören bir sene bayram yapıyor. Bir de senin şu aptallığına bak. Matah bir şey olsan bari. Değilim. Fakirim. Anasız babasızım. Güzellik deseniz yanımdan geçmemiş. Ama istemiyorum, istemiyorum. Bağırma, alırım ayağımın altına. Evleneceksin. Buralardan hemen gideceğiz. Bir kat verecek Semih Bey bize. Bir dediğimizi iki etmeyecek. Ne istersek yapacak. Ahçı bile tutacak bize. Anla artık. Öyle dikiş dikerek kıt kanaat günübirlik yaşamaktan kurtulacağız. İnat etme. Leyla'cığım da o zengin muhitte öyle birini bulacak. En zengin kimse onunla evlenecek. Beni katma bu işe. Kimsenin yardımına muhtaç değilim. Ben kiminle nasıl evleneceğimi bilirim. Ben de kendi isteğimle evlenmek istiyorum. Kes sesini. Ne diyorsam yapacaksın. Hele bir razı olma da göreyim. Bu gecelik yeter anneciğim, sinirlenme. Bu aptal için nefes tükettiğine değmez. Biz karar verdik ya, o istediği kadar konuşsun. Ellerimi öpeceğine bir de karşı geliyor, utanmaz rezil. Erken uyanmışsın, biz de uyuyamadık. Anan süt bulmaya gitti senin için. Ya reçel alacakmış, zayıf görmüş seni. Oralarda yapamazsın oğlum, bu yerlerin çocuğusun sen. Başına dert gelir o hayatta, Allah etmesin. Altın gibi mesleğin var, tekrardan başlarsın. Biz zaten bir şey istemeyiz senden. Tek bizimle ol, şu ihtiyarlığımı da bırakma bizleri, yeter. Nereye? İşim var biraz, tanıdıkları göreceğim. Hemen gelirim. Geldin. Hoş bulduk. Annen müjdeyi verdi demin ama inanmadım. Gözümle göreyim, kendim konuşayım dedim. Sağ ol. Gitmeyecekmişsin artık, doğru mu? Bir acelen mi var? Ha. Azıcık konuşsaydık. Başka zaman. Ne zaman? Bilmiyorum. Nasıl olsa buradayım artık. Vaktimiz çok. Özlemişim seni, biliyor musun? Ben de. Hiç de ümidim yoktu. Niçin? Gelmezsin diye. Öğleden sonra top sahasının arkasında bekleyeyim mi seni? Bilemem. Bilemeyeceğim. Yaralama aleti olan bıçak başkasının olduğu için ve yaralama da kasıt olmadığına dair vicdani ve hukuki kanaat hasıl olması sebebiyle devam etsene. 16 aya mahkum etmişler. İyi etmişler. Yazıklar olsun.
Hiç ummazdık Murat'tan. Mahallenin adını da kötü etti. Ya, öyle çalımlı gelişlerinin her defasında başka giyinmesinin sebebi buymuş demek. Değirmenin suyunu kadın parası akıtıyormuş. Yusuf yavrum, 3 tane salatalık veriver. Sıkma canını Fazıl baba. Bizler de aynen senin gibiyiz. Arkadaşımızı da sever sayardık. Bir eksik etek uğruna değmez diye olmuş bir kere. Uğurlar olsun. Sağ ol, kolay gelsin. Buyur, bir kahve içelim. Başka zaman, eyvallah. Murat abimi sormayacak mısın usta? Adamı bir de biz mi dertlendirelim oğlum? Mahpushaneye ziyarete falan gideyim deme, döverim. Murat mahcuptur. Şimdi içi kan ağlıyordur. Hiç yüzüne vurmayalım ha. Bir şey olmamış gibi davranacağız. Anladım. Arada bir el altından yiyecek ve para göndereceğiz tabii. Babasını teselli de bizim vazifemiz. Öyle bir evlat için ağlanmaz. Keşke ölseydi de kurtulsaydık. Başka bir sebepten yatsaydım, bu kadar ağrıma gitmezdi. Rezil oldum. Evlat büyüttü, hayrını gör. Hadi batsın. Gençliktir. Ne de olsa cahil işte. Bir kazadır olmuş. Açma ağzını. Sıvanadan çıkarma beni. Bütün hıncımı senden alırım şimdi. Hapishaneye gitmek aramak yok. Duyarsam yapmadığımı bırakmam. Boşarım seni. Billahi boşarım. Öyle bir evladım yok benim. Yok artık. Ne zahmet ettin? Niçin geldin? Seni görmek istedim. Her zaman da geleceğim. Şu aylar geçene kadar elimden geleni yapacağım. Sana olan hislerimi bilirsin. Bilirim. Uğruna adam vurduğun kadını kıskandım, biliyor musun? Açma bu bahsi. Geldi mi ziyaretine? Gelmedi şükür. Sen de gelme. Gelmeyeyim mi? Seni severim Leyla. Sahi mi? Başka türlü severim. Hani arkadaşçasına söylemiştim. Hala mı öylesin? Değişeceğim de yok. Belli olmaz. Beklerim ben. Etme. Bir de senin için üzülmeyeyim. Derdim yeter kendime. Seni bunca bekledim. Yazık etmişsin. Hiçbir sözüm yoktu sana. Daha buralara kadar geldim. Bunları mı söyleyecektin? İster miyim? Lakin mecbur ediyorsun. Açıkça mertçe anlatıyorsun. Senin mertliğin de bu kadar mı? Eski hayatımı vurma yüzüme. Güle güle. Murat! Soran olursa selam. Murat! Uzun zamandır kahveye de çıkmaz oldun. Merak ettim. Uğrayayım dedim. İşlerim çok bu ara. İhtiyarlık da bastırdı. Erken yatıyoruz. Bizde de işler dağ gibi yığıldı bu ara. Murat'a bile gidemiyorum. Nasılmış acaba? Kendisine sor, uğurlar olsun. Biricik evladım be amca. Olan da olmuş. Daha beter etmeyelim Murat'ı. Asıl bundan sonra yardımcısı olalım Murat'ın. Kanımın canımın bir parçası amenna. Ama affedemem. Neler çektiğimizi biliyor musun? Biraz. 2 senedir başka türlü utandırdı bizi. Beyoğlu'nda pespaya kadınlar. Bırak, hatırlama bunları. Hepsi geçecek. Bizi de tüketip kocatıp geçecek. Murat'la beraber çalışacağız eskisi gibi. Mahallenin itibarlı delikanlısı olacak gene. Göreceksin bak. Oralarda başı belaya girmesiydi dönmezdi, merak etme. Döndü ya. Bu kadarla kurtuldu ya. Buna da şükür. Kim ne derse desin, ben Murat'tan yanayım. Annen hasretinle yangın dersin. Gözlerinden, yanaklarından öpüyor dersin. Olur teyzeciğim. Baban aksilik ediyormuş az bir şey. Onun için gelemedi bugün. Ama tekrar gelecekmiş dersin emin. Demez miyim? Daha neler bile derim. Üzülme. Gece gündüz dua ediyor sana dersin. Ne uykusu var ne yemeği dersin.
Bunu demem işte. Üzemem bile bile. Deme ya. Söyleme sakın, söyleme. Gören duyan olmadan gideyim. Sağ ol kızım. Sağ ol bir tanem. Sağ ol Nilüfer. Gelmekle iyi ettin. Bıraksalar her gün geleceğim. Görmediğim zaman da seni düşünmekle avunuyorum. Annenle de lafını ediyoruz. Sensiz dakikamız yok. Kendimi düşünüyorum hep. Saçmalıyorum. Arama beni. İsmini dillendirme boş yere. Seni bırakmayacağım artık. Ayrılmayacağız. Geçti artık. O mahalleye de gelemem. Yüzüm yok. Niçin? Hırsız mısın, namussuz musun? Yaptığının cezasını da çekiyorsun. Daha ne? Seni seviyorum Murat. Akıllandım artık. Bir daha bırakmayacağım seni. Benden hayır gelmez bundan sonra. Hele sana hiç gelmez. Hayır Murat, yanılıyorsun. Bu ders iyi bile oldu sana. Bir daha yanılmaz, şaşırmazsın. Yalan değil. Böyle bir fırsat olmasaydı ben de açılamazdım sana. Söyleyemezdim. Biriz. Beraberiz artık. Git artık. Anamı babamı öpüver. Tahsin abiye de selam söyle. Teşekkür et tarafından. Ederim. Babama da mektup yazdım dün gece. İyi ettin. Bir istediğin var mı? Canının çektiği bir yemek, bir tatlı. Sağlığını istiyorum. Nilüfer! Ben de sizden geliyorum. Evde göremeyince üzülmüştüm. Yeminli misin benimle konuşmaya? Yok, geç kaldım da. Neredeydin? Size ne? Bana karşı niçin böylesin anlamıyorum. Ben sana yaklaşmak, seninle olmak istedikçe sen kaçıyorsun. Ama yeter. Anlayın artık, bırakın peşimi. Mümkün mü? Dinle bitireyim. Bu semte bayılıyor muyum sanıyorsun? Buralı olduğumu saklıyorum bile. Niçin? Kötü bir yer mi burası? Burada yaşamak ayıp mı? Değil ama yeni bir hayatım var şimdi. Şans önce babama sonra bana güldü. Milyoner oldum. Dönüyorsam geliyorsam hep senin için. Boş yere gelmeyin öyleyse. Vazgeç bu inattan. Buralarda çürütme gençliğini, güzelliğini. Evlenelim. Yaşamak neymiş gör o zaman. Siz yaşıyorsunuz ya, beni düşünmeseniz de olur. Hadi gezelim biraz. Bayram yerine çocuk götürür gibisiniz. Bunları burnundan getireceğim. Kan kusturacağım. Ödeşeceğiz. Adamın sabrı tükenecek diye ödüm kopuyor. Fazla naz aşık usandırır diye bir gün çekip gidecek. Semtimize bile uğramayacak. Sana bana hediye getirmiş gene. Giderken de konsolun üstüne 500 lira bırakmış. Bir de Nilüfer'den söz aldığı günü düşün. Adam para, pul, mücevher yağdıracak bize. Bana ne söylüyorsun, o serseme anlat bunları. Nasıl bir şey yapsak da mecbur etsek acaba? Bilmiyorum ama şu Semih'i elimden kaçırmak hiç işime gelmiyor. Bana da ayrıca vaatleri var çünkü. Neymiş söylesene kız. Sende de iş yok, kendine bağlayamadın herifi. Ah, genç olacaktın da görecektin. O fare suratlı Nilüfer'e erkek mi kaptırırdım? Nerede kaldın kız? İki makara ile beş düğme bu kadar zamanda mı alınır? Hazırlamamış adam, düğmeleri bekledim. Git bulaşıkları yıka, sonra gel makineye otur. Semih Bey geldi, seni sordu. Yolda rastladım. Durup konuşsaydın. O anlattı bir şeyler. Sen? Sen gene sarkıttın mı suratını? Hediye getirmiş sana. Oo, kibar adam. Elbiseymiş galiba, aç bak. Bozmayalım kutuyu. Gelince geri veririz. Olur mu hiç? Terbiyesizlik etme. Sen al istersen.
Bir de çalımlanma karşımda. Kendini ne sanıyorsun? Sokak feneri. Ne Allah'ın belası şeymiş be. Bir gün elimden kimse alamayacak bu kızı. Sabırlı ol anne, bana bırak. Işıllık kimseleri dinlemez, adam olmaz. Bu ara pek bunaldık. Bir zaman açmayalım bu bahsi. Ne yapacağımıza karar verelim. Semih'le de konuşup aklımızla halledelim bu işi. Pek düşüncelisin. Öyleyim. Yine birisine tutulmuşsundur. Yeni değil. Hala o kız mı yoksa? Neydi adı? Nilüfer. İnanmam. Senin gibi bir adam. Ben de inanamıyorum zaman zaman. Ama berbat haldeyim. Arzudan geberiyorum. Hı? Ne kızmış bu aşk olsun. Çok daha güzellerini tanıdım. Neler var hayatımda biliyorsun. Biliyorum. O kızın yerini hiçbiri dolduramıyor. Çağrı ver bir gün evine, biraz dil dök. Sana ben mi öğreteceğim? Neler yapmadım. Hala ne yollar ne açmazlar yapıyorum bilsen. Merak ettim şu kızı. Düşün, evlenme bile teklif ettim. İnanmamıştır tabii. Yok, inandı zavallı. Gene de bana mısın demiyor. Üzülme, biraz daha uğraştırır sonra düşer. Ümidim yok, işin hilesine kaçacağım, mecburum artık. Yapabileceğim bir şey varsa... Lazım olursan söylerim. Hı hı. Üvey anasıyla ablası da sahiden alacağımı sanıyorlar Nilüfer'i. Parçalanıyorlar. Ya kız evet derse? Usulen bir nişan yaparız tabii. Ama hepsi boş. Kıza hepimiz vız geliyoruz. Yoksa başka bir sevdiği mi var? Ben de bundan şüpheleniyorum. Ama peşini bırakmayacağım. Dile, sana hemen dükkan açacağım. Bana mı? İstersen tamirhaneye ortak olursun. 50.000 liram var. Sana saklıyorum. Senin mi? Benim. Cebimde değil ama ne zaman istersen alırım. Bir yakınımı söz verdi, yemin verdi bana. Ayrını gör. İnanmıyorsan şimdi alıp gelirim. İnanıyorum. İşim fenası da bu. Anlamadım. Ben o hayattan kurtuldum diye sevinirken... öyle paralara yeminliyken... şimdi de sen aynı yola itiyorsun beni. Borç. Borç olarak alırsın. Sonra ödersin bana. Yeter. Peki peki. Ben şey olsun diye söyledim. İstedim ki... Anla artık be. Olamaz, elim değmez eline. Ama niçin? Eziyet etme bana. Sorma hala. Elimde olan bir şey mi bu? Hem gelme bir daha. Gelirsen de beni bulamazsın. Kararlıyım Nilüfer. Seninle evleneceğim. Karım olacaksın. Hayır, olmayacağım. Olacaksın. Annenin rızasını da aldım. Ben istemedikten sonra kimse evlendiremez beni. Nilüfer, inat etme. Bırak beni. İyi düşün, beni mecbur etme. Ne istersen yap, yapabilirsen. Ne oldu? Gene mi bir sersemlik etti? Üçümüz şu kızın karşısında aciz kalıyoruz. Açıkçası bu. Böylesini atacaksın bir arabaya, döve döve götüreceksin. Ben de öyle yapacağım galiba. Bize vaatlerini yerine getirmeden müsaade etmem buna. Olur tabii. Bir an önce kavuşmamız için dua ediyorum. Beni hiç düşünme, üzülme. İyiyim çok şükür. Senden başka hiçbir derdim yok. Dayanacağız, bekleyeceğiz. Geriye kalan ayların geçmesini bekleyeceğiz. Dün akşam annene misafirliğe gittim, seni andık hep. Tas tamam 5 ayı kaldı. Neyin 5 ayı? Çıkmasına, kurtulmasına. Kimin? Oğlumuzun, Murad'ımın. Aymış. Dur bakalım. Günü gününe tam 5 ay 17 gün
Çok istedi, önüne geçemedim. Getirmeye mecbur oldum. Fena özlemişiz seni. Ben de Tahsin abi. Bavulun eşyan yok mu? İçeridekilere bıraktım. Hadi atla gidelim. İkinize de sonsuz teşekkür ederim. Sonra minnet borcumu... Bırak merasimi. Biz böyle laflar ettik mi sana? Geçmiş olsun bile demedik. Fark etmedin mi? Geçmişe mazi derler. Hadi atla bakalım. Akşama uğrarım. Şimdi siz kendi aranızda hasret dindirin azıcık. Sağ ol. Baban ne derse, ne yaparsa dinle. Sakın ses çıkarma. Elbet. Hadi, eyvallah. Güle güle. Allah'a çok şükür bugünü gösterdi bana. Gözümüz aydın olsun, bizleri birbirimize bağışlasın. Amin anacığım. İyi günlerini göreyim, sayende yüzümüz gülsün artık. İnşallah. Oh canım. Baba, ne var, niçin geldin? Elini öpmeye, hayır duanı almaya. Hiç ümidim yok sende, bardak çatladı bir defa. Gene de beni mahcup etmek senin elinde. Pek de irileşmiş, yeniden boylanmışsın adeta, iyi gördüm seni. Başka bir şey istiyor musunuz? Ne oğlum bize... Kalkalım mı abi? Bir ufak şişe daha içseydik. Saat 10 olmadı henüz. Sen otur istersen. Ben içemiyorum. İstemiyorum daha doğrusu. Pekala, ne yapalım hesap. Bakıyorum erkencisin. Beyoğlu'na mı buradan? Ne be? Malum sabah erkenden iş başıyız. Biz pek bilmeyiz ya. Eğlencenin, marazanın tam saatidir şimdi. Semtim her yerden iyiymiş Ömer. Basbayağı uslanmış bir halim var. Pavyon, bar, zamparası yemine tövbeye şerbetliymiş derler. Duramazmış, tutamazmış sözünü. Boş ver, yürü. Bir akşam bizleri de çıkar. Gösteriver oraları. Daima başkasından geçinir misin? Merak etme, biz sana 5 kuruş bile marcatmayız. Yav... Yaramıza merhem bekliyorduk. Siz tutmuş kurşun sıkıyorsunuz. Afiyet olsun. Neşeniz bol olsun. Hadi. Sık sık ziyaretine gitmiş Murad'ın. Tahliye günü de hapishane kapısında bekler. Olamaz, inanamam. Sen inanma gene. Murat'la evleneceksin diye uyut kendini. Sayıkla bakalım. Murat söylerdi bana. Niye söylesin? İçeride yatarken Nilüfer'le kapışmanızı istemedi. Kızın müşkül durumda kalmaması için idare etti vaziyeti. Şimdi sorarım ona. Aslı varsa görür gününü. Hiçbir şey yapamazsın. Murat seni istese gelir alırdı. Bana kalırsa o da Nilüfer'i seviyor. Olmaz öyle şey. Önce Nilüfer'in hakkından geleceğim. Hemen haber ver bana. Demek Murat'la ha? Yaşatmam o kızı.
Etmedi, bırakmaz. Çıldırmış. Murat'la Nilüfer. Olacak şey mi bu? Ben de inanmadım ama kurt düştü içime. Gelince sorarız hemen. Nereye gitti gene? Esma Hanım'ın elbisesini götürdü. Neredeyse döner. Sen şeydeyken çok çektim evde. Şimdi söylüyorum, bil de ona göre davran hemen. Kimden çektin? Hem analığımdan hem kardeşimden. Niçin? Beni evlendirmek istiyorlardı. Semih diye biri var ya, onunla işte. Ya. Yapmadıklarını bırakmadılar bana. Adam zengin oldu tabii. Seni baş göz edip kendileri anafora konacaklar. 50.000 liranın da ne olduğunu anladım şimdi. Ne 50.000 lirası? Hiç. Dörelim artık, gecikme. İyi olur. Tez günde annemi yollayıp hissedeceğim seni. Hele vermesinler bakalım. Yarın gelir mi anne? Gelir. Köşede ayrılırız. Sen önden gidersin, ben sonra gelirim. Bu saatten sonra tamirhaneye dönmem artık. Yine geç kaldım. Otobüs bekledim. Dönerken de yürüdüm. Bir daha yalnız başına sokak yok sana. Niçin? Bir laflar geldi kulağımıza. Murat'la fingir diyormuşsun. Yalan. İnkar etme. Böyle bir şey varsa açıkça konuş. Nasıl olsa öğreneceğiz. Fingir demek çirkin bir söz. Seviyoruz birbirimizi. Evleneceğiz. Kiminle? Murat'la. Sahi mi? Evet. Annesini yollayıp istetecek beni. Oh, bir daha söyle. Hele böyle bir şey dene, bak gör o zaman neler olacak. Ne var bunda? Bir de soruyor. Seni rezil, alçak. Bırak beni. Ne? El mi kaldırıyorsun bir de? Öl, geber inşallah. Ya beni bırakın beni. Seni işkenceyle gebertmezsem mi? Korkun, imdat, yetişin. Gel buraya. Rezil etme bizleri. Sabır ediyorum sana. Bir daha giremezsin bu eve sonra. Murat, kurtar beni Murat. Ne oldu? Ne bu halin? Seninle evleneceğim diye öldüreceklerdi beni. Fakirsin çünkü. İlle de o zengin herife satacaklar beni. Ne ağlama. Şu andan itibaren benlensin. Yürekleri, güçleri varsa mani olsunlar da göreyim. Malım bitti biliyor musun? Bulamıyorum da. Yeni bir kriz gelirse mahvolurum. Baş edemem o herifle. Evleneceği adamı görsen 40 yıllık yola kaçarsın. Eskiden buralarda fedailik yapmış. Kadın parası yemiş. Adam vurmuş, içeriye girmiş biri. Şimdi de araba tamircisi. Murat diye bir sersem. Murat mı? Bıyıklı, kumral, dalgalı saçlı, Turgut diye birini yaralamıştı. Tanıyor musun? Tanımaz mıyım? Kesiktir bana. Az dolaşmadı peşimde. Semra diye biriyle yaşıyordu. Karının şerrinden korkup tokulamamıştım. Vurgun muydu sana? Meftun muydu? Doğru mu? Niçin yalan söyleyeyim? Demek o Murat. Hayret. Dünya pek küçükmüş sahiden. Geç de olsa şansım güldü. Nilüfer'le çok geçmeden evlendik. Yaşını doldurduğu ve rızası olduğu için ne Leyla'nın ne de annesinin çırpınması fayda etmedi. Üstelik düğünümüze de geldiler. O Semih yüzsüzü bile geldi. Adama bir şey belli etmedim. İşi bilmemezliğe vurdum, bozuntuya vermedim. Öyle mesuttum ki herkese barışmak, bütün olanları unutmak istiyordum. Tek üzüldüğüm Leyla'nın haliydi. Ama ne yapabilirdim? Hayat şimdi başlıyordu benim için. Yepyeni, gıcır gıcır bir ömür bekliyordum. Bir an önce gitmek, kendi evime kavuşmak istiyordum. Ufak bir ev tutmuş, taksitle eşya bile almıştım.
Üvey anadan yeni kurtulan Nilüfer'i şimdi de annemle babamla bir arada oturtmak istemiyordu. Gelinlerini çok seviyorlardı ama ne olur ne olmaz. İçinde o kavgalar. Madem ki saadetin bu evlilikteymiş, hayırlı olsun. Mesut ol Nilüfer. Darısı başına Leyla'cığım. Ben de tebrik ederim sizi. Bahtiyar olmanızı dilerim. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ ol Tahsin abi. Bir yastıkta koşayım. En büyük saadetler sizin olsun inşallah. İnşallah. Daha ne denir bilmem ki, pek beceremem de. Hoş geldin. İnanamıyorum Murat. Bu saadete kolay kolay inanamayacağım. O zaman doğacak çocuklarımıza sorarsın. Belki inandırırlar seni. Hayat gerçekten yeni başlamıştı benim için. Semtte yeniden seviliyordum. İçkimi bile evimde içiyordum. Bütün eğlencemiz haftada bir iki bahçe sinemasına gitmekti. Lakin gene de içimde daimi bir kuşku var. Bu kadar sessiz, muntazam bir hayata alışmamıştım. Her an olacak bir şeyi bekler gibiydi. Çok sürmedi. Felaket apansız geliverdi bir gün. Merhaba. Merhaba. Murat değil misin sen? Hı. Burada ne işin var? Çalışıyorum. İnanılır gibi değil. Sen böyle bir yerde, böyle bir işte çalışasın. Memnunum şükür. Ne oldu, neye kahretsin? Hiç. Bir şeye küsmesen bu hale gelmezdin. Bir arızası mı var? Evet, yolda tıkanıklık yaptı. Sordum, yakın diye burayı tarif ettiler. Şansım varmış. Hazreti'ye gidin. Şöyle bir gidip geleceğim abi. Merak etme. Niçin bindin bu arabaya? Arızayı bulmak, gerçekten tamir etmek için mi? Yoksa iki yıl önce deli gibi arzuladığım yıldızı birdenbire karşımda görünce kanımın tekrar tutuşmasından mı? Bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa bütün gün ondan ayrılmadığım, tamirhaneye dönmediğim. Aynı gece direnemeden, kaçamadan yıldızın peşinden gittim. Apartmanında saatlerce kendimizden geçtik.
İki türlü acı çekiyordum. Nilüfer'i yıkmıştım. Ama gene de gerçeği söyleyemezdi. Gece niçin gelmediğimi öğrenirse bu ikimizin de felaketi olurdu. İleride onu affettirecektim kendimi, inanıyordum. Asıl yıkıldığım, içimdeki o eski yılanın ölmemiş olmasıydı. Beni asıl korkutan buydu. Ve o gün beni telefonla arayan, çağıran Yıldız'a gene karşı duramadım, gene gitti. Hoş geldin. Hoş bulduk Nilüfer, nasılsın? İyiyim. Sen, annen, bizler deyiz çok şükür. Kocan evde yok mu? Gelmedi daha. Nerede? Şeyde. İştedir herhalde. Saat 11'e geliyor. Belki bir yere uğramıştır. Arkadaşlarıyla içiyordur. O zaman çırakla haber gönderseydi. Pek çabuk başladı soysuz. Neye? Çapkınlığa. Ne çapkınlığı? Konuşma böyle. İstemezdim ama seni böyle görünce mecburum söylemeye. Eski bir dostu varmış. Yıldız diye bir kadın. Murat onunla berabermiş. Yalandır. İstersen gider gözlerinle görürsün. Gitmem. Gidemem. Başkasının sözüyle Murat'tan şüphe edemem. Ben adresi vereyim de istersen gitme. Söyledikleri zaman inanmamıştım. Doğruymuş demek. Bak saat kaç. Murat yok işte. Gelir şimdi. Senin yerinde olsam gider ikisini de basarım. O kadının yüzüne tükürür, kocamı zorla alır gelirim. Zorla olduktan sonra istemem. Bütün bir ömür boyu böyle gözyaşı dökmek daha mı iyi? Seven insan mücadele eder, hele kocası için. Bana kalırsa durmaz. Sonra geç kalmış olursun. Murat'ı temelli kaybedersin. Dediğin gibi yaptım. Nilüfer'e Yıldız'ın adresi diye senin adresini verdim. Biraz sonra gelecek. Eminim. Ben de hazır bekliyorum. Sana müjdeyi yarın veririm. Bu gece Nilüfer benim. Yarın da Murat senin olacak. Güle güle. Aferin Yıldız. Müthişmişsin yavrum. Ama artık ihtiyacım kalmadı sana. Bu kadar erken mi gidiyorsun? Geç bile kaldım. Bir daha da tövbeler tövbesi. Murat gitme. Ararsan beni belan olurum ona göre. Bir iki defa daha. Sonra seni bu kapıdan kim sokar acaba? Salak. Saatimi unutmuştum. Bir de Yıldız'ın kapı anahtarını. Geriye vermek için tekrar çıktığım zaman dünya başıma yıkıldı. Hı. Şimdi çıktı gitti. Bir de sert yaptı ki bana. Bir daha gelmeyecekmiş. Yarın çağırsam koşar gelir. Gelmesin mi? İhtiyacın yok mu artık? Karısı düştü mü kucağına? Ne herifsin sen? Ben mi? Dalgadayım Semih. Bulutlardayım o biçim. Murat. Konuş. Şey, hiç. Konuş. Kim bu Semih, kim? Murat. Anlat. Onun dümeni değil mi bu? Anlat ne biçim tuzak bu? Anlat diyorum. Karında gözü varmış. Ben de onun her emrini dinlemeye mecburum. Dua et de karım o tuzağa düşmemiş olsun. Ölümün bile kurtaramaz seni. Nilüfer! Nilüfer!
Burası benim evim ama kocan yukarıda yatak odasında. Yıldız'la. Şimdi geldim gizlice. Ona yapacağım baskını görmek istedim. Yalan. Bu geceyi Leyla'la beraber hazırladık. Sevdiğin adamın ne cibirliyetsiz olduğunu görmeni öğrenmeni istedim. Gel çabuk bak. Sesimizi duyarsa oylanır. Zil çaldım. Duymadılar mı? Kim bilir kendilerinden nasıl geçmişlerdir. Kapının aralığından bakman da yeter. Hayır ola. Nilüfer sizde mi? Hayır, gelmedi hiç. Evde yok mu? Yok. Belki annendedir. Baktım uğramamış. Bu halin ne böyle? Nerede olduğunu biliyorum. Çabuk söyle. Karın Semih'in evinde. Hı? Ne? Onunla sevişiyor. Elin kırılsın. Bırak vursun. Gene de söyleyeceğim. Çünkü seviyorum seni. Aldatından kahrediyor, öldürüyor. Tekrarlama bu lafı. Karımın hiç günahı yok. Her şeyi biliyorum. Biliyor musun? O Semih alçağının adresini ver. Çabuk, çabuk söyle. Dokunma bana. Ne yapsan çaresizsin. Benim olacaksın. Bir defa da olsa benim olacaksın. Sonra dön git Murat'a. Ne olur bırak beni gideyim. Dediğin olursa öldürürüm kendimi. Düşün azıcık. Acı ne olur. Sen bana acıdın mı? Az mı yalvardım? Beni harcadın gittin, o köpeğin oldun. Ödeşeceğiz. Yine de suç Murad'ımın. Son geceler şüphelendirdi beni. Yoksa inanmazdım, gelmezdim. Yalan değil, aldattı seni Yıldız'la. Sen de ona yap, bulsun belasını. Kaçamazsın, benimsin bu gece. İmdat! Gazla, uç diyorum. Yürü be, yürü. Anlaşıldı, önce dayak yiyeceksin, sonra sevişeceksin. Bu gecenin hesabını vereceksiniz, sen de Leyla da. Yapma. Vurma. İyiyim. Yürüyebilirim. İyi bak baba. Yaralısın, ne oldun yavrum? Ne bu halin? Murat niçin gelmedi? Nereye gitti? Ne olmuş Fazıl? Murat katil oldu. Katil mi oldu? Semih'i öldürdü. Niçin? Ne zaman? Biraz önce. Murat'ı bulun. Murat'ımı getirin bana. Allah'ım, bu da mı girecekti başımıza? Ben ne yaparım? Şimdi nerelere giderim? Evladımı nasıl kurtarırım? Ağlama, o hayırsız için son zamanlarda azmıştı, belasını buldu. Hadi şu kıza yardım edelim. Doktora götürelim. Hayrola Murat? Çabuk al beni içeri. Başım belada.
Ne oldu? Nerede hırlaştın? Kim vurdu seni? Semih. Semih mi? Nilüfer'i tuzağına düşürmüştü. Son anda yetiştim. Vay köpek vay. Ben şimdi gidip ona dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm. Zahmet etme abicim. Semih öldü. Öldürdüm onu. Ha, anlamadım. Karında gözü vardı eskiden beri. Bizleri yakmak için Yıldız denen o yılanla birleşip kumpas kurmuşlar. Nilüfer de yaralandı. Şimdi ne haldedir bilmem. O yılanı sen uyandırdın. Bütün bunlara sebep sensin. Kadın uğruna, zevk uğruna hepimizi yıktın şimdi. Yazıklar olsun sana sersem herif. Bir de tövbekar olmuştun değil mi? Sana inanmış bağrımıza basmıştık. Bir kadın uğruna ne hale geldin? İflah olmazmışsın meğer. Hadi kendini düşünmedin. Nilüfer'e de mi acımadın hiç? O meleğin kanına girmeseydin bari. Bizleri, babanı, anacığını da mı düşünmedin be hayvan? Ben... Ne affedersin? Seni böyle görünce kendimden geçtim herhalde. Bunları sonra konuşuruz. Canın acıyor besbelli. Yalnız bacağından değil, yüreğinden, vicdanından da yaralısın. Önce acını dindirelim. Hadi kalk. Tahmin ettiğim gibi. Kurşun içeride kalmış. Şimdi çıkarırız. Kolonyam var ne de tentür diyordum. Bir ufak şişe rakım var. Of anam. O Yıldız denen kadını tamirhaneye ilk gelişinde kovmalıydım ya, neyse. Olan olmuş bir defa. Şimdi uyu, kendine gel. Hiçbir şey düşünme. Karını kurtarmak, kendini müdafaa etmek için öldürmüşsün. İspatı kolay. Az bir cezayla kurtulursun, eminim. Bu da son bir ders olur sana. Hadi yat uyu. Polise teslim olmayacağım abi. Ya ne yapacaksın? Tekrar yıllarca zindanlarda yatamam. Bunu daha önce düşünseydin. Semtime dönemem. Anamın babamın karşısına çıkamam. Karımın yüzüne bakamam. Hayata yeniden başlayamam senin anlayacağın. Başka ne yapabilirsin? Kaçacağım. Kaçabildiğim kadar uzaklara gideceğim. Herkes yeniden sevmişti beni. Bir daha kimi inandırırım? Bütün suç bende abi. Cezamı çekeceğim. Sen bilirsin. Hadi, Allah rahatlık versin. Sana da Tahsin abi. Sağ ol. Yaklaşmayın. Eve girmeye kalkışmayın. Sen de adam değil misin Tahsin abi? Bu kalleşliği yapmayacaktın. Bana ne dersen de ama bir delilik yapmaya kalkışma. Her şeyi biliyoruz. Güzellikle teslim ol. Bizi zora mecbur etme.
Bir adım atarsanız kurşunlarım. Cezan az olacak. Yazık olmasın sana. Durmayın, gidin. Teslim olacaksın kanun namına. Sana kanun namına emrediyorum. Koçum Murat. Arslanım Murat. Yakma bizleri. Vuracaksan önce beni vur. Evin arkasını sarın. Yukarıda yok komiser bey, kaçmış. Yürü. İşte kaçıyor. Bağırma. Ne yapsak faydasız artık. Canım, biricik oldum. Seni bir daha göremeyeceğim. Kaçamadım. Diye. Hem sizleri görmek, hem de Nilüfer'in halini öğrenmek istedim. Yaşıyor değil mi? Kurtuldu çok şükür. İlk yardım hastanesinde. 2 gün sonra çıkacakmış. Nereye gidiyorsun? Son bir defa görmeye. Bırakmam, gidemezsin. Ayrılmam senden, ayrılmam. Kader bizleri çoktan ayırmış ana. Aşağı odada biraz kalıp gideceğim. Gitme oğlum, sus. Gitme. Bari babam duymasın. Murat. Beni affettin diyeyim. Bundan şüphen mi vardı? Teslim olduğunu sanıyordum. Çıkar çıkmaz sana koşacaktım. Hapishaneye mi gene?
Ne olursan, nerede olursan ol beni yanında bulacaksın. Şimdiye kadar gözyaşından, ıstıraptan başka bir şey vermedim sana. Bundan sonra yüzünün gülmesini istiyorum. Mesut olmanı, kavgasız, korkusuz, acısız bir hayat yaşamanı istiyorum. Gençsin, güzelsin, iyisin. Hayatını yeni baştan kuracaksın. Senden sadece şunu istiyorum. Beni unutmanı istiyorum. Nereye? Bilmiyorum. Sizlerin olamayacağı bir yere gitmek... ...kaçmak istiyorum. Gidemezsin. Seni bırakmam Murat. Gitme Murat, sensiz olamam, yaşayamam, ölürüm. Cezan neyse beraber çekecek, beraber katlanacağız. Bir daha da ayrılmayacağız. Aranızda yerim yok artık. Tahliye olduktan sonra herkes bana neler diyecek, nasıl muamele edecek biliyorum. O zaman başka bir semte gideriz, başka bir şehire bile gideriz. Orada yeniden... Uzatma, kararımı çoktan verdim. Murat, kendine, bana acımıyorsan çocuğuna acı bari. Onu düşün. İki aydır çocuğunu taşıyorum. Onu babasız bırakma. Haklıydın öldürürken. İkimizi de yaraladı. Ölebilirdik. Bunun ispatı kolay. Semih'in ne olduğunu da herkes biliyor. Belki ceza bile yemeyeceksin. Çocuğumuz babalı büyüsün. Boynu bükük, ezik bir yetim olarak ziyan olmasın Murat'ım.